Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı kampıyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İkinci dönem birinci yazılı konularımız nelermiş bir bakalım arkadaşlar. Geçen dönem köklü sayıları bitirdiğimizi düşünüyorum. Çoğu okul köklü sayıları sormayacaktır. Müfredatlı da yok zaten. Soran okullar varsa onlar da bir iki soru soracaktır. Bizim konumuz asıl oran orantıdan başlıyor ve problemler bitiyor ve üçgenler de var. O yüzden ben burada problemlere ve oran orantıya biraz ağırlık verdim. Üçgenler bazı okullar sormayabilirler. Soranlar da zaten açılardan soracaktır. O yüzden açılardan da ekstra bonus 2 soru ekledim. Toplam 12 sorumuz var ve şimdi başlayalım. Bakalım neler var. Birinci konumuz neymiş? Oran orantı. Peki oran orantıda oran ne demekti? Oran İki tane aynı birimden çokluğun birbirine bölünmesiydi. Mesela yaşlar. Benim yaşımın senin yaşın oranı. 19'un 38'i oranı mesela. Bu bir orandı. Peki iki tane oranın ya da daha fazla oranın eşitliğine ne diyordum ben? Orantı diyordum. Bak oran 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 eşitlik o zaman orantı. Ve bak burada yıldız var. Bu yıldız ne? Bu yıldız orantı sabiti neydi? Çok önemliydi. Orantı sabiti çok önemliydi. Çünkü bizim işimize çok yarayacaktı. Peki peki peki. Bu orantıda ben payları ayrı ayrı toplasam ya da çıkarsam ya da 2 katını alsam 3 eksi 3 katını alsam hiçbir şey yapmasam payları ayrı ayrı paydaları ayrı ayrı taraf tarafa yani taraf tarafa derken alt alta ve üst üste toplasam ne olurdu orantı sabiti değişmezdi. Mesela A artı C B artı D yine K'dır arkadaşlar. Tabi A artı C bölü B artı D yine K'dır arkadaşlar dedik. Peki iki oran iki tane oran eşitlenmişse biz yıllarca bildiğimiz ama ne demek olduğunu tam olarak bilmediğimiz şey içler dışları biliyor muyuz? Evet. A çarpı D, B çarpı C demiştik. Burada kimlerin içler, kimler dışlar olduğunu videomuzda söylemiştik. Çok da önemli değil. Peki bir oran bir oran A bölü B K'ya eşitse ben iki tarafında kuvvetini alırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. A üzeri N bölü B üzeri N eşittir. K üzeri N olur. Hiçbir sıkıntı olmaz dedim. Peki ben burada iki tane A ile C'yi B ile D'yi çarpıp oranlarsam A çarpı C B çarpı D yaparsam bu da K kare eder. Peki A C E çarpılıp bölü B D F çarpılırsa ne olur? Bu da yine K küp eder arkadaşlar. Ayrı ayrı orantı formülleriydi bunlar. Peki doğru orantımız neydi? Bak ne yapmışız burada? İki birimde ikisi birden aynı anda artıyorsa bunlar doğru orantıydı. İkisi birden aynı anda azalıyorsa ters orantı değildi. O da doğru orantıydı. İki çokluk aynı anda artar ya da azalırsa biz bunlara ne diyorduk? Doğru orantı. Ve doğru orantıda bizim olayımız neydi? Bölmeydi. Bölme. Mesela A'nın 3'e oranı daha doğrusu A 3 ile B de 4 ile doğru orantılı diyorsa o zaman A bölü 3 B bölü 4 yapıyordum. Ve burada kim var? Orantı sabitini unutmuyordum. Ve bu orantı sabiti bana ne kazandırıyordu biliyor musun? A eşittir BK kazandırıyordu. Çünkü altında görünmez bir var. İçler dışlardan A eşittir BK'ydı. Ve de C eşittir DK'ydı. Bunları unutmayacaktım. Peki bu doğru orantının grafiği var mıydı? Vardı. Hocam çizer misiniz? Tabii ki de çizerim. Hemen göstereyim. O da şöyle bir şey olacaktı. Neden? Çünkü bir şey buradayken artık arttığında değeri de artıyorsa bu şey ne olacak? Doğru orantı yani böyle artan bir grafik olacaktı. Peki ters orantı neydi? Ters orantı bir çokluk artarken diğeri azalıyorsa veyahut da biri azalırken diğeri artıyorsa o zaman ben buna ne diyordum? Ters orantı diyordum. Ters orantıda da bölme yerine ne vardı? Çarpma vardı. A sayısı 3 ile C sayısı 4 ile orantılıysa ters orantılıysa biz buna ne diyorduk? A, A çarpı 3, C çarpı 4 diyorduk ve buraya K diyordum. Yalnız ben işte bölmeyle, bu kanalı takip eden arkadaşlar biliyordurlar. Ben ne demiştim? Hiçbir zaman bölmeyle işim yok. O yüzden ben ne yapıyorum? K değil, K'nın bir katı yapıyorum. Kimin bir katı? Mesela burada 3 ile, burada 4 ile orantılıysa ben bu K'ya ne diyorum? 4 ile 3'ün o ok ki. 10, 12K diyorum ve buradan da A'ya 4K, C'ye de 3K derim. Olay biter. Peki burada bir grafik var mıydı? Vardı. Bunun grafiği nasıldı bu arada? Bunun grafiği de böyle bir şekilde. Nasıl hocam? Bak burada bir değerim vardı. Benim x'lerim artmasına rağmen y'lerim ne oluyordu? Azalıyordu. Bak buradaki değer ne? x'in burada. y burada. x'in arttı. Bak daha diye arttı. Ama y ne oldu? Azaldı. x'ler artarken y'ler azalıyor. O zaman bunun da bunun da neymiş? Grafiği, grafiği buymuş arkadaşlar. Bunu da gösterdik. Şimdi bir şey daha söyleyelim. Doğru orantı değil de orantılı derse bu da nedir? Doğru orantı demektir dedim. Ve bu kısmı bitirmeden önce son kez şunu söylüyorum. Birinci işle ikinci işi oranlarsın ve birinci işle olan her şeyi çarpar. İkinci işle her şeyi çarparsan bunlar birbirine eşittir. Mesela 3 gün çalışıyorlar, 4 saat çalışıyorlar, 5 işçi çalışıyorlar falan filan. Peki ne yapıyorlar? 30 tane patik yapıyorlar. Bu adamlar da 9 gün çalışıyorlar, 3 saat çalışıyorlar, 20 kişi çalışıyorlar. Bunlar da kaç patik yapar diye sorarsa bütün iş bu tarafta, iş burada. Bütün her şeyde karşı tarafta dedim ve oran orantıyı geçtim. Peki sayı kesir yaş problemleri görmüştük. Bir videoda anlatmıştık bunları. Peki ne vardı orada? İlk önce sayı problemleri ve problemlerin genelinde bize ne veriliyorsa ilk önce biz onu matematik diline çevirecektik. Mesela bir sayının 3 katının 5 fazlası. O sayı kim olsun? X olsun her zaman gibi. O zaman 3 katının 5 fazlası. 3X artı 5 diye yazmam lazımdı. Bir sayının kübünün 3'te biri. Peki bir sayı x olsun kübü nedir? 3x'tir. 3'te 1'i derse 3'te 1 demek 1 bölü 3 demek. O zaman ne yaparsın? 1 bölü 3'ünü alırsın. 3'te 1'ini almak demek 3'e bölmek demektir. O zaman ya da buna direkt x küp bölü 3 dersin olur biter. Burası neydi arkadaşlar? Sayı problemleriydi. Bu kısımda çok bir atraksiyon yoktu. Sen burada denklemlerini oluşturup taraf tarafa çıkarma ya da yok etmeyle taraf tarafa toplama özür dilerim ya da yok etme yöntemiyle yapacaktın. Peki kesirlerde ne vardı? Verilen kesir ifadelerin verilen kesirli ifadelerin paydaları çarparak söylenen işi testi, çubuğu, yolu vesaire neyse o artık bana soruda verilen ben onların paydalarını çarparak kalı yazıyorum. Hangi kalı? Biraz önceki gibi K değil 12K, 14K neyse artık öyle o şekilde yazıyorum. Mesela ve ondan sonra soruyu baştan okuyorum. Mesela adam bana derse ki bir işin 1 bölü 3'ü yapıldı. Sonra 1 bölü 4'ü yapıldı. Sonra 1 bölü 5'i yapıldı. O zaman bu iş 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyorsa çarp bunları 60. O zaman sen bu işe 60K diyeceksin. Sonrasında 1 bölü 3'ü yapılıyorsa nedir bu? 20K'dır. 1 bölü 4'ü yapılıyorsa Nedir bu? 15K'dır. 1 bölü 5'i yapılıyorsa nedir bu? 12K'dır. Kalanın derse o zaman 60K değil, 60K'dan 20K çıkar, 40K. Artık 40'ın 1 bölü 4'ünü alırsın. O zaman da kalanın derse 15K değil, 40 bölü 4'ten 10K'sı yapılır dersin. Olay biter. Ve bu da tabii ki de ona göre değişecek 1 bölü 5'i derse. Peki şunu unutma, 3 bölü 7'si, bir sayının 3 bölü 7'si nedir? İşte orada 7 böl, 3 bölü 7'si ya da 7'de 3'ü ne demektir? 7'ye böl 3 de çarp demektir. O zaman sen hıp hızlı bir şekilde 7'ye bölüp 3 de çarpacaksın. Çünkü payda bölme pay çarpma demektir dedik. Peki burası neydi? Kesirdi. Kesri de hallettik sayıyı da hallettik. Şimdi sırada ne var? Yaş problemleri var. Yaşlarda en önemli şeyler nelerdi? Seneler geçse bile iki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Sanki böyle acıklı bir filmmiş gibi Seneler geçse bile iki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Benle senin arandaki fark 5 yaşsa 10 sene sonra tabii ki de sen büyüdün. Ben yerimde durmadım ki ben de büyüdüm. O zaman ne olacak? Yaş farkımız yine 5 olacak. Peki bugün 5 kişinin yaş ortalaması K ise 3 sene sonra ne olur? K artı 3 olur. Hocam K artı 15 değil mi? Bakın o toplamları o toplamları toplamları o. Bu ne? Ortalaması. Bugün ortalama K ise 3 sene sonra K artı 3 olur. Peki hocam 5 kişi de mi oluyor bu? Hayır 10 kişi de olur. Ben ne yaptım sana örnek verdim dediğim. Geçtim. Peki biri diğerinin yaşına geldiyse veya biri diğerinin yaşındayken böyle gıcık sorular vardı değil mi? Ama bizim için gıcık değildi. Çok kolay sorulardı. Neden? Çünkü biz onlardan birine x diyorduk. Birine de x artı a diyorduk. O zaman işler çok kolaylaşıyordu. Bugün de bir örnek sorum var. Hiç merak etme. Bir baba 3 çocuğun yaşları toplamıyla ilgili bir bilgi verirse bana ne derse babaya ben X derim. Çocukların yaşları toplamına Y dersem arkadaşım ne olur biliyor musun? 3 sene sonra baba 3 yıl yaşlanırsa yaşlanırken çocukların yaşları toplamı 9 büyür. Yani çocukların yaşları toplamında ne olacak? 9 sene yaşlanacak. O yaşlar toplamı da yaşlanıyor tabii ki de. Evet ne dedik o zaman? Her biri 3 yıl geçeceği için 9 olacak. Bunları sakın kaçırma. Kaçırma dedim geçtim. Peki yüzde kar zarar, faiz, karışım problemlerinde ne vardı yoktu? Ona bakalım. Bunların hepsi aynı cins problemlerdi. Neden? Hepsi yüzde veriyordu bize. Hepsi yüz üzerinden işlem yaptırıyordu. O zaman biz ne diyoruz? Bir A sayısının yüzde x'i derse ben A sayısına ne diyeceğim? 100 A diyeceğim. Küçük A derim. Ben çünkü A ile uğraşmak, kesirlerle uğraşmak istemiyorum diyeceğim. Ne yapacağım? Yüzde, 100 A'nın yüzde X'i 100'e böl A. X'i A ile çarp A X'tir mesela. Mesela. Tabii ki de böyle gıldırgıcık şeyler olmaz. Ama olatabilir sıkıntı yok. Yüze bölüp biraz önce söyledik. Üçte bir ne demekti? 3'e böl demekti. Yüzde x ne demekti? Yüze böl x e çarp. Yüze böl a. X e çarp a x olur. Peki a sayısının x fazlası ne demek? Hemen 100'e böldün, x ile çarptın yetmez. Bu a'ya ne ekleyeceksin? Ya da 100 a'ya ne ekleyeceksin? A x e ekleyeceksin. Çünkü niye? Fazlası diyor. Fazlası. Peki eksi olursa ben a'ya ne demiştim? 100 a demiştim. X yüzde x neydi? Ax'ti. Bu sefer eksi diyorsa hoppala çıkardım dedim. Geçtim. Pekala. %20, %30, %75. Hocam bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne biliyor musun arkadaşım? Sen bunları çok iyi bileceksin. %20 ne demek biliyor musun? %20 yerine göre 1/5 yaparsın. Yerine göre 2/10 dersin. Ne yaparsın biliyor musun? Sana 25 kilo, 25 kilonun %20'si derse %20 demek 1/5 demektir. 1/5 demek 5'e böl demektir. 25'i 5'e bölersin. Hoppa yaptım dersin. Ama adam sana der ki 20 kilo derse 20 kiloyu da ne yaparım? Bak sıfırlar gider. Hop ne güzel. 2 ile çarparım. 4. 20'nin %20'si derse o %20 dediğim şey 2 bölü 10'dur. Sadeleşme vardır. Peki %30 30 bölü 100 Hayır. 3 bölü 10'dur o. 10'a bölüp 3'te çarparım. Peki %75 ne? 100'e bölüp 75. Hayır arkadaşım. 25 75 bölü 100 ne yapar? Sadeleşir. Ne yapar 25'te sadeleşirse? 3 bölü 4 yapar. O zaman sana verilen 20 ise 4'e böleceksin. 5, 3 ile çarpacaksın. 15 diyeceksin. Bu kadar. İşte yüzde problemleri bu kadardı. Hallettiğim. Peki faiz neydi? Faiz. Faizi hemen şu kısacık yere sıkıştırdım. Nasıl sıkıştırdım? Bak arkadaşım. Faiz dediğim şey ana para çarpı faiz oranı. Bu faiz oranı ne? Yıllık derse yıllık yıllık derse ben buna bölü 100 diyorum ve zaman vardı. İşte bu kadar basitti. Peki aylık olursa ne oldu? Aylık olursa da tabii ki de yıllığı yüzse bir daha onu 12'ye böleceğim. Çünkü bir yıl 12 aydır. Hepiniz bunu ilkokuldan beri biliyorsunuz. Maliyet nedir arkadaşım? Maliyet dediğim şey bir alış fiyatım olacak. Bir de nakliyedir, kargodur, işçi parasıdır, yolda ezilenlerdir, şudur budur. Bunların hepsi neye girer? Bana maliyete girer. O yüzden alış fiyatı maliyet değildir. Bütün her şey nakliye falan varsa onlar da maliyete girer. Ama bazen de alış fiyatı çarpı kaç tane almış mesela 10 tane. Alış fiyatı ne 5 lira. O zaman bana maliyeti 50 liradır derim. Böyle şeyler de olabilir. Nakliye falan olmayabilir. Peki satış fiyatı ne? Satış fiyatı etiket fiyatıyla aynı şeydir. Satış fiyatı da karlı zararlı alış fiyatıdır. Alış fiyatına kar koyarsan satış fiyatı oluşur. Alış fiyatına zarar koyarsan o da satış fiyatıdır. Ve etiket fiyatıyla aynı şeydir. Ve genelde biz alış fiyatına 100K diyeceğiz. Neredeki gibi, buradaki gibi. O yüzden hiç sıkıntı etmiyorsun. Yüzde gördün mü? Yapıştır. Neyi? 100K'yı yapıştırıyorsun. Hemen 100K'yı pat yapıştırdın. Geç. Peki Kim bitti? Kar zarar da bitti. Burası kar zarardı hallettim. Peki karışımlar ne olacak hocam? Karışımlarda su, şeker, karışım ayrı ayrı yazılır. Biz bunları küçük bir tablo yapıyorduk. Ayrı ayrı yazıyorduk ve bu soruyu da çok rahat yapıyorduk. Bak ne diyor bana? Kurtlar Vadisi'nden bir replikle devam ediyoruz dersimize. Ne diyordu Polat Diyordu ki azdan az çoktan çok gider hocam diyordu. Evet gerçekten de karışımlar homojendir. Herkesten aynı oranda gider. Aynı oran ne demek? 20 var, 100 var. Herkesten %10 gidecekse o zaman 100'den %10, 10 gider. 20'den %10, 2 gider. Yani çoktan çok, azdan az gider abi. Bu işte böyleydi. Burada karışımlardan da alırsan bunları ayrı ayrı yazıyorsun ve ona göre de alıyordun dediğim geçtim. İşte yine işçi, havuz ve hız problemleri vardı. İşçi probleminde çok nadir kullansam da bir işi bir kişi X günde yapıyor. Diğeri Y günde yapıyorsa o zaman bir günde bu adam 1 bölü X kadar iş yapar. Bu adam da bir günde 1 bölü Y kadar iş yapar. Peki kaç gün çalışırlarsa işi bitirirler. İşin bitmesi nedir? 1'dir. Peki kaç gün işte buradaki T. Ya da bu T'yi karşıya atarsın 1 bölü T edersin. 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir 1 bölü T denkleminden yaparsın. Ama ben ne demiştim? Kesir problemleri gibi düşün. Bir işi bir adam 5 günde bitiriyorsa o zaman bu iş 5K'lık bir iştir. Neden? Çünkü 5 günde biten iş 5'in katı bir iştir. Peki bu işi başka biri 3 günde bitiriyorsa o zaman bu da 3M'lik iştir. O zaman 3K, 5M böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ben ne diyeceğim bu işe? 15A diyeceğim. Çünkü bu iş hem 5'e bölünüyordur hem 3'e bölünüyordur. Dedim yaptım. Peki burada ne vardı? Kesir problemi gibi düşünüp ortak bir K bulacaktık. Ve bulduk. İşte bu. Bu sorularda böyle yapıyordum. Ve çok rahatlıyordum. Sen de biliyorsun bunu. Geçtim. X eşittir V çarpı T vardı. Bu da neydi arkadaşım? Hızdı hız. Hız, yol, sürat neyse artık. Motion, hareket ne diyorsan artık buna. E, işçi havuzu anlattık. İşçi havuzu anlattık. E, hız problemini de şimdi söyledik. Hız probleminde dikkat edeceğim bir şey daha. 1 kilometre 1000 metredir. 1 saat 60 dakikadır. Bak bunlar hepsi bilmediğin şeylerdi. Benim sayemde öğreniyorsun görüyor musun? Tonguç farkı. 1 saati kimse söylemez sana. Bu ilimizde unutma dedim geçtim. Bak gülüyor görüyor musun? Koca kafa. Geç bakalım. Hemen baktım. O zaman iki kişi hız problemlerine geldim mi? Geldim. Hız problemlerini basit kısmı bitirdim. Zor kısma geldim. Orası da neydi? Bu insanlar birbirine doğru gelirse ikisi de bir yolu bitirmeye çalışıyordur. Bir yolu birlikte bitiriyorlar. Bir saatte bu 20 geldi, bu 30 geldi. O zaman bunlar 50 gitti. Peki burada ne yapıyor? Burada kaçan kovalanır taktiğiyle. Bu adam kaçıyor, bu adam kovalanıyor. O zaman ne yapacaklar? Bu adamın hızı 50, bu adamın 40'sa bir saatte bu buna 10 yaklaşır. Peki aralarındaki mesafe kaçtı diyelim? 60'tı. 10 yaklaşıyorsa bu buna demek ki her saatte 10 10 10 10 yaklaşacak ve 60'ı 6 saatte eritecektir. Bunu da unutmayalım dedik. Burada farkları, burada da toplamları kadar zaman geçecektir. Peki ortalama hız neydi? Ortalama hız toplam yol bölü toplam zamandı. Çünkü tamamında aldığım yol tamamında aldığım zamanı bölersem ortalama hız çıkar. Peki bu yuvarlaklar ne hocam? çember etrafında dairesel bir piste, çembersel bir piste dönen iki araç, iki koşucu neyse artık bunlar birbirlerine doğru gelirlerse bunun aynısı olur. Birbirlerine doğru değil de aynı yönde giderlerse bunun aynısı olur. Neden? Çünkü bu adamlar birlikte birbirlerine yaklaşacaklar. Aynı yolu bitirmeye çalışacaklar. Burada da bu adam bunu yakalamaya çalışacak. Kim? V2 daha hızlı ya. V1 yavaş. Daha hızlı olan bunu yakalamaya çalışacaksa aslında bu bunun yanında değildir. Bu bunun bir tur gerisindedir. O zaman aralarındaki mesafe burada 60'tı ya burada da bunun çevresi kadardır dedim. Noktayı koydum ve son kısma geçtim. Doğru da açı üçgende açı vardı. Ne demiştik arkadaşlar? Tümler açı vardı. Tümler açı neydi? T'den dolayı birbirlerini 90'a tamamlayanlardı. Bak burada bir dik üçgen var. Tümler T T'den 90 90'dan birbirlerini tümleyen açılar. Yani Alfa artı beta nedir? 90'dır. Peki bütünler neydi? Bak bütünler. B, 8, 0. Nedir bu? 180 8, 0, 180'dir. Nereden geldi? B harfinden geldi. Bütünler nedir o zaman? Alfa artı beta, 180'dir. Geçtim. Ben neyi biliyorum doğruda açıdan? Z kuralını biliyorum. Z kuralı ne diyordu? Bu Z'de içeride kalan açılar birbirine eşitti. Peki yan U ya da C kuralı ne diyordu bana? Bunlar burada bir Z vardır. Z varsa burası alfadır. O zaman alfa artı beta nedir? 180'dir derim ben buna. Ve bunu da çok güzel bir şekilde hatırlarım. Bir de ne vardı arkadaşım? Çok iyi bak. M kuralı vardı. Ve sınırsızca, hudutsuzca M yapabilirlerdi. Nasıl? Şöyle, 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 şöyle yapabilirlerdi. Önemli olan buralar paralel olmasıydı. Ve buradaki olay neydi? Ne kadar çok olurlarsa olsunlar sağa bakanlarla sola bakanlar birbirlerine toplamları eşitti. Yani alfa artı teta eşittir beta olacaktı. Sağa bakanlar burada da aynı şey. Sağa sağ sağ sol sol. O zaman bunlar sağa bakan üçü sola bakan ikisine eşitti. Peki bu ne arkadaşım? İlk önce şunu söyleyelim. Bu neydi? Roketti. Kimine göre kalem ucuydu, kimine göre roketti, kimine göre bilmem bir şey. Neyse artık buradaki olay da yıldızdan geliyordu yıldız veyahut da ne diyorsan buna burası ne olacaktı? Üçünün toplamı olacaktı. Alfa artı beta artı teta olacak bu açı. Peki bunu nereden biliyordun sen? Şuradan çekersin ne olur? İki iç açının toplamı dış açı. İki iç açının toplamı dış açı. O zaman hepsinin toplamı olacaktı dedim geçtim. Peki üçgen açılarıyla ilgili bildiğin ne var? Alfa artı beta artı teta eşittir. İç açılar toplamı 180 miydi? Evet. Peki bir iç açı bir iç açı diğer ikisinin toplamına eşitti dış açısı. Bir için dışı diğer ikisinin toplamına eşitti. Mesela beta'nın tamamlayanı neydi? İki tane birbirinin ya daha doğrusu beta diğer ikisinin toplamıydı. Kim? Dışı. Beta'nın dışı. Yani dış açı. Bir dış açı diğer ikisinin toplamıdır iç açıların. Dedikten sonra bütün her şeyi anlattım. Bir tek bir şey kaldı. O da şu. Onu buraya yazmadım. Çünkü söylerim diye yazmadım. Bak İkiz kenar üçgende burası açı ortay gelir ve dik iner. Daha da güzel tarafı ikiye böler. Bak burada ne var? Bir, ikiz kenar. iki, açı ortay. Üç, diklik. Dört, kenarı ikiye bölme. Peki bunlar için ne diyorum ben? Dördünden ikisi varsa diğer ikisi vardır. Bak yukarıdan aşağı bir şey indi. İkiye böldü. O zaman bu ikiz kenardır abicim. Bu iki, burası açı ortay. Burayı ikiye böldü. O zaman bu diktir ve ikiz kenardır. Dördün ikisi varsa diğer ikisi vardır dedim. Peki ikiz kenarda bir de önemli özellik neydi? Şu ikisi birbirine eşitti. Bir de ne vardı? Eşkenar üçgen vardı. Al sana eşkenar üçgen dedim. Eşkenar üçgenin özelliği de üçü birbirine eşit ve buralar 60 oluyordu. Ve daha güzel tarafı bir dik indirdiğimde hem bunu ikiye bölüyordu. Niye? İkiz kenardır. Eşkenar üçgenler de bir ikiz kenardır. 2'ye bölüyordu ve burası açı ortaya olduğu için 30 60 90 üçgeni çıkıyordu. Bunu da hiçbir zaman unutma dedim. Artık neredeyiz? Tabii ki de yazılı sorularındayız. Hemen oran orantı sorularıyla başlayalım. Oran orantıda bilmem gereken neydi arkadaşım? Oran orantıda bilmem gereken bu arkadaşlar, bu vatandaşlar kat sayılarıyla çarpılsa da oran toplansa da değişmezdi. Peki nasıl bir değişmezlik bu? Bak 3A yapmış görüyor musun? Hemen çakallayacağım olayı. Hemen anlayacağım. 3A yaptıysa kesinlikle bu 3A bölü 3B yapılmıştır. Peki C yapmış eksi C. O zaman kesinlikle burası eksi C bölü eksi D yapılmıştır. Eşittir. Burada ne var? Eksi 2E var. O zaman burası kesinlikle eksi 2E bölü eksi 2F yapılmıştır. Bak buna inan. Ve Bunların zaten hiçbir değişiklik olmaz böyle olur. Peki şimdi sana ne söyleyeceğim bak. Bunları toplarsam payları 3A eksi C eksi 2E eşittir. Eşittir değil tabi bölü. Bölü eşitliğimiz burada. Aşağısı 3B eksi D eksi 2F hala bu oran değişmeyecek mi? Tabii ki de değişmeyecek. Şimdi bana verilenlere bakıyorum. 3A eksi C eksi 2. Zaten ben bunun olduğunu anladığım için bunu yapmıştım. Hemen buraya ne diyorum arkadaşım? Hemen şuraya bu taraftan yazalım bu sefer. 24 diyorum. Bölü aşağıya bakıyorum. 3B eksi D. D eksi 3B. Hayda bu eksiyle olması lazım. Her iki tarafı eksiyle çarparsam 3B eksi D eşittir. Eksi 8 olur. Peki burası neymiş? Eksi 8'miş. Yazdım. Peki burası neydi? Eksi 2F'ydi. Peki bu adam hala buna eşit mi? Evet eşit. O zaman hocam düzgün yaz bana lütfen. Yazayım tabii ki de seni mi kıracağım? Eksi 2F. Bak ne diyor? Düzgün yaz bana lütfen. Bak bu da bu bile söylüyor. Eşittir nedir? 4 bölü 5'tir. Dörtler sadeleşir mi? Sadeleşir. Burası 6 1 olur. İçler dışlar olur mu? 6 kere 5 30 olur. Burayı çarparsan eksi 8 eksi 2 f olur. At bu tarafa 8'i 38 eşittir. Eksi 2 f olur. Böyle iki tarafı da o zaman f eşittir eksiye böldüğüm için eksi 19 olur. Oldu da bitti maşallah. Bu soruda adam oldu inşallah dedik ve çok güzel bir şekilde soruyu yaptık. Soruya genel itibariyle bakıyoruz. Ne var? Hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun? Eksi 8. Bak bu sorularda yapacağın şey şu, şunları gördün ya. Kesinlikle bize bunu söyler. Ve en kıl sorusu budur. Ama yazılı kampında işte bu soruyu da çok güzel anlattık sana ve bu soruyu da elemanın saçları gibi hızıyla geçtiğim. Şimdi yine güzel bir soru. Ters orantı sorusu. Neden? Bir traktörün ön tekerleğinin yarı çapı 2. Arka tekerleğinin yarı çapı 3 ise. Şimdi birinin yarı çapı 2, birinin 3. Biri küçük traktör traktör tekeri, biri büyük traktör tekeri. Traktör tekeri. Şimdi sana bir soru. Hangisi daha çok devir atar? Şimdi sen bir yol alıyorsun o yolu giderken ön teker de dönüyor, arka teker de dönüyor. Ve bunlar gittiğin yol kadar dönmüyor mu? Evet. O zaman küçük yarı çaplı çok fazla dönmez mi? Döner. Arkadaki teker çok az döner. Neden? Çünkü o büyük. Öndeki küçük. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Benim yarı çapımla devir sayım ters orantılı. Ne diyorsun hocam? Bak iki tane ön teker eşittir. 3 tane arka teker. Onlar da neye eşittir? Devir sayıları. Devir sayılarını ne diyeyim? İkisinin de ortak katı 6 devir diyeyim. Bak görüyor musun? Devir sayısıyla devir sayısıyla yarıçaplar ters orantılı. Ters orantı deyince ne yapıyorduk? Biraz önce söyledim. Nerede? Burada yazılı kampı bilmemiz gerekenlerde. O zaman ne olacak? Çarpma. Çarpmada da ne olacak? Ön teker 3 devir atarken arka teker ne yazık ki 2 devir atacak. Şimdi soruya geri dönelim. Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 2, arka tekerleğinin yarıçapı 3 ile orantılıdır. Bak ben 3 demedim. 3 ile orantılı dedik. Tamam, 3 ile orantılı da 3 diyebiliriz çünkü orantıyı aldım ben onu. Buraya da 2 diyebilirim. Bu traktör 180 pi metre yol aldığına göre Allah Allah traktöre bak sen. Geometrik hareketler ediyor. Aldığına göre Ön teker arka tekerden 15 devir fazla yapmış. Kim? Ön teker arka tekerden 15 devir fazla yapmış. 15 devir derken 15 yani. 15 tane devir. 3 devirden 2 devir çıkarsa 1 devir neymiş? 15'miş. Peki o zaman benim 2 yarı çaplı olan kaç devir atar? 45 devir atar. Peki 3 ile orantılı olan 3 ile orantılı olan 3 ile orantılı olan kaç devir atar? O da 30 devir atar. Neden? 2D'den dolayı 30 devir atar. Şimdi soru ne diyor bana? 180 metre yol. O zaman benim yolum 180 metre. Bak çemberin çevresi nasıl hesaplanırmış? Yarı çap pi 2 pi. Iki pi r'den yarı çap pi ve 2. 2 ile mı bu hesaplanıyor. Peki benim o zaman 2 ile mi orantılıydı benim e, yarış O zaman ben buna ne diyelim? Ne derim? 2 pi ve ne diyebilirim? R1 diyebilirim. R1. R1 desem de olur. Sıkıntı yok. Peki bu kaç devir atmıştı? Kaç devir atmıştı bu? 45 devir atmıştı. Bize neyi soruyor? Yarı çapını soruyor. Kaç devir attığı önemli değil. Oradan da bulabilirdim ama direkt yazdım. Benim ön tekerleme R1 dedim. Benim arka tekerime de R2 dedim. Bakalım oranlı çıkacak mı? Ben de çok merak ediyorum. O zaman ne oldu? Burası metre değil. 180 pi idi burası. 180 pi. Pi'ler birbirini götürdü. 42 2 kere 45 90. 90'a böldüm 2. Demek ki R1 gerçekten 2'ymiş. 2'nin katı diyorduk. Meğersem gerçekten 2'ymiş. Peki diğerine bakalım. 180 metre yol gittin. Nasıl gidiyorsun? 2 pi R2 ile. Peki kaç tur attın sen? 30 tur attım. O zaman bakıyorum hemen 2 30 60. Buna böldüm 3. Burası metre değil yine pi olacak. 2'de bir metre yazıyorum. Pi olacak. Pi'ler de birbirini götürdü. O zaman bu tarafta ne kaldı? 30'a böldüm. 60'a böldüm. 60'a böldüğüm için bu tarafta 3 kaldı. 3 eşittir. Ne oldu? R2 oldu. O zaman benim R2 kimde neymiş? 3'müş dediğim. Zaten bana da onu soruyordu. Birincinin yarıçapı 2, ikincinin yarıçapı 3'müş. Meğersem 2 ile 3 ile orantılı diyordu ama gerçekten 2 ile 3'müş. Neden? Nereden bildim bunu? Devir sayısı bak bir devirde bu kadar yol alıyordu. 45 devirde 180 pi yol alması gerekiyordu. İşte bomba güzel bir yazılı sorusu daha. Burada önemli olan şey çarklarla mesela çarklar da böyle hocalarınız canım hocam benim çark da sorabilirler. Çarklarla böyle arka teker, ön teker mevzusu bunlar hep ters orantılıdır. Neyle? Yarı çapla küçük şeyler daha fazla dönerler. Bunu unutmayın. Dişli sayısı bunlar hepsi aynı şeylerdi. Videolarımızda güzel güzel anlattık. Oran orantıdan bir soru daha sorulur mu sorulmaz mı bilmiyorum ama sorulursa bu soru sorulabilir. Çünkü basit bir soru olduğu için hocalarım bunu çok kullanıyorlar. Bakalım ne diyor? X sayısı y artı 2 ile doğru orantılı. Bak hemen doğru orantılı ne yapıyordum? Bölme. Z artı 3 ile ters orantılı. Ne yapıyordum? Z artı 3'ü ters orantıysa çarpma yapıyordum. Ve burada unutmamam gereken bir şey vardı ki o da neydi? Orantı sabiti. Bak bu Z değil 2. Çünkü Y artı 2 demişti bana. Geçtim. Peki şimdi bana sayılar verecek. K'yı bulduracak. Sonra bir daha sayılar verecek. Bilinmeyeni bulduracak. Hep aynıdır bunlar biliyorsunuz zaten. Bilmiyorsanız da zaten videolardan öğrenin. Öğrenmezseniz de burada iyi anlayın. Dikkat. X'e 5 dedim. Tamam. Z'ye 3 demiştim. 3 artı 3 oldu. Aşağıda da Y'ye 3 demiştim. Y'de 3 artı 2 oldu. Ve bu da nedir? K'dır. Peki buradan da burası 3 artı 2 5 etti mi? Etti. O zaman burası da 3 artı 3 6 etti mi? Etti. O zaman K dediğim şey 6'ymış. Peki o zaman olay bitti dostum. Neden? Sen şunu bir kere daha yaz x çarpı z artı 3 bölü ne yazacaksın? y artı güzel gene bir 2. Peki karşılığı neymiş? Her zaman 6'ymış. Her zaman 6 ise o zaman ne yapıyorsun? x'in x kaçtır diyor. Ne zaman? x y 3 iken hemen koydum 7 iken pardon. 7'yi koydum. 7 artı 2 9 oldu. z 15 iken diyor. 15 artı 3'te 18 oldu. Bak burası da 15. 18 oldu. Cevap da ne olacak? 6 olacak çünkü niye orantı sabitini bulmuştum hemen at karşıya x çarpı 18 eşittir 9 kere 6 hocam neden çarpmadın niye çarpayım ki ben boş boşuna amele işlemleri yapayım burası nedir 2 2 ile 6 sadeleşsin burası nedir 3 buradan sadece 1 kaldı x eşittir neymiş 3'müş bana neyi soruyordu x'i soruyordu işte oral orantının güzel tatlış sorularından biri daha vardı buydu bunu hocaların bazen basit soru olsun diye soruyorlardı. O yüzden bunu da ekledim. Oran orantının bu sorusu zaten problemlere dahildi. O yüzden onu ekledim. Ve de şimdi sana başka hangi soruları eklemişiz bakalım. Bir sayı problemi geldi. Bir otelde 3 ve 5 şey pardon bir otelde 4 ve 5 kişilik olmak üzere toplam 36 oda var. Ne demek bu? Bazı odalar 4 tane yataklı bazı odalar da 5 yataklıymış dedik ya da 5 kişilik fark etmez nasıl olduğu önemli değil 5 kişi kalabiliyormuş. Peki toplam kaç oda var? 36 oda var. Bu otel tamamen dolu iken 156 kişi kalabildiğine göre bu otel nasıl tamamen dolu olacak? Bütün odalarım dolu olacak. Peki odalarımın kaç olduğunu biliyor muyum ben? Bilmiyorum. Şimdi burada iki tür yöntem var. Buna x dersin buna y dersin. O zaman nedir? x artı y eşittir 36'dır. Devam ediyorum. Peki x tane oda varsa 4 kişi kalabiliyorsa o zaman 4x kişi mi kalabilir toplamda? Evet. Y kişi kal y tane oda varsa 5 kişilik de bunlar. O zaman burası da 5 şey olacak mı? Evet. Peki toplam yatak sayısı kaç kişiymiş? Kaç kişi alabiliyormuş yataklar? Neymiş? 156 kişi alabiliyormuş. Bize neyi soruyor? 4 kişilik soruyor. Bak o zaman ne yaparsın biliyor musun? Yukarıyı eksi 5 ile çarparsın olur biter. Eksi 5 ile çarparsam ne olur hocam? Eksi 5 x artı. Artı değil artık eksi oldu. Eksi 5 y eşittir. Eksi 180. Burası ne oldu? 4 x artı 5 y. İşte asıl artı burası. Burası da 156. Taraf tarafa toplarsam bunlar birbirini götürür mü? Götürür. Bunlar birbirini götürür. Eksi x kalır mı? Evet. Bunlar birbirini götürür. Eksi 24 olur mu? 180'den 156. Eksi 24'tür. O zaman x'im ne oldu benim? 24 yataklı oldu. Bana da zaten neyi soruyordu? 4 kişilik odayı x soruyordu. Ya da ya da ya da ya da neden buraya yaptın hocam sıkıştırdın kendini? Buraya niye yapmadın? Çünkü 36 oda varsa sen birine x dersin diğerine 36 x dersin olay daha kolay biter. Bak 4 kere x artı 5 çarpı 36 eksi x dersin yatak sayına 156'ymış toplamda dersin. O zaman burası ne oldu? 4x artı 180 eksi 5x eşittir. 156 denklemi de zaten buranın aynısı oldu. Cevap ne gelecek? 24 gelecek dedik. Olay bu kadar basit. Birinci yöntem, ikinci yöntem. Karar senin. Karar senin istediğini yap. Peki bizden ne gelir elimizden? Bizden her şeyi anlatmak gelir. Tamamını sen daha iyi bilirsin. Peki. Geldik kesir problemlerine. Ne demiştik kesir problemlerinde? Paydaları çarp dedim. Paydaları çarparsan çok rahat edersin. Sonrasında bakıyorum okuyorum. 1 bölü 6'sı kalan parasının 2 bölü 7'si. Sonra karan parasıyla bir şey oluyor. Sonra parasının yarısı kalıyor. Falan filan. O zaman bak burada kesirler neler? 1 bölü 6. Kesirim nedir? 2 bölü 7. Peki paydalar ne? 6 ile 7 mi? Al sana o zaman burada 42x'tir. Bu ne 42x'tir? Parasının tamamı. Peki 1 bölü 6'sını harcasın. 1 bölü 6'yı ben sana biraz önce söylemiştim. Neydi? 6'ya böl demekti değil mi? Evet. O zaman 7x. 7x harcadım. Geriye kaç param kaldı? 35x. Peki 2 bölü 7 ne demekti? 7'ye böl 2 ile çarp. 7'ye böldüm 5x. 2 ile çarptım 10x. Hocam ne yaptın? Ne kadar hızlı yapıyorsun? Hiç hızlı yapmıyorum arkadaşım. 35'i 7'ye böl 2 ile çarp. 35'i 7'ye bölersen kaç eder? 5. 2 ile çarparsan 10. Bunun neresi hızlı? Hızlı diye bir şey yok arkadaşım. Çok rahat anlattık. Şu an bu adam bütün parasını harcadı ve elinde şu an kaç parası kaldı? 25 X kaldı. Neden? 7 harcadı, 10 harcadı, 42 vardı. Parça 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 25x'e geldi. Peki sonra kalan parasıyla 25x 8 TL'ye kalem almış. 25x'ten 8 TL çıkmış. Geriye parasının yarısı kalmış. Ya sen 8 TL'ye kalem alırsan tabii ki de paran biter dostum. Hem de ne kadar biter? Yarısı kalır paranın. Paran kaç paraydı? 42 idi. Yarısı kaç? 21x. At karşıya gelsin buraya. 25'ten 21 çıkarsa 4x. At 8'i karşıya. Eksi 8 artı 8 olsun. Peki x'im neydi? Her iki tarafı 4'e bölersem ya da 4'ü neyle çarparsam 8 eder? 2 ile çarparsan. Olay bitti arkadaşım. Ne diyorum hemen şimdi sana? Diyorum ki en başta kaç TL'si vardı bunun? E, X2 ise en baştaki param neydi? 42 idi. 42 çarpı 2, ne oldu? 84 oldu. İşte bu kadar. bir tane daha güzel kesir problemini yaptım. Sıra neye geldi? Ana baba çocuk kardeş sorularına geldi. Ne diyor bakalım? Bir babanın iki, bir babanın iki çocuğu arasındaki yaş farkı x artı 4'tür. Tamam, iki çocuk var. Yaş farkı x artı 4. Küçük çocuk büyüğünün yaşına geldiğinde bir saniye arkadaşım o zaman hemen başlıyorum ben. Baba e, ÇK küçük çocuk bir de ÇB var. O da büyük çocuk. Peki babanın yaşı belli mi? Hayır. Ona B diyeyim. Küçük çocuğun yaşı belli mi? Evet. X. Büyük çocuğun yaşı belli mi? Aralarındaki fark dörtlü. X artı 4 dedim. Demeseydim de X artı A diyecektim. Niye? Küçük çocuk büyüğün yaşına geliyor. Yani kaç sene geçiyor? 4 sene mi geçiyor? O zaman herkese bir 4 eklemem lazım. Çünkü küçük çocuk büyüğün yaşına gelirse bak A da geldi. X artı 4 oldu. Bu boş durur mu? Durmaz. 4 yaş artar. Peki baba ne olur? Baba da 4 yaş gider. Peki baba ne olmuş? Büyüğünün yaşına geldiğinde. Baba 49 yaşında olmuş. He, o zaman hemen şuraya yazayım. B artı 4 kaçmış? 49. O zaman B kaçtır? Günümüz tabiriyle baba şu an 45 yaşında olduğunu buldum. Bugünden 3 yıl sonra hemen başka bir hesap yapıyorum. Bugünden 3 yıl sonraya gidersen babanın yaşı kaç olur? Ben 45 diye bulmuştum 48 olur. Küçük çocuk x'ti ne olur? x artı 3 olur. Büyük çocuk x artı 4'tü ne olur? 3 sene sonra gidersen x artı 7 olur. İki çocuğun yaşları toplamı babanın yaşına eşitmiş. Hayda. Bu kadar kolay mıydı bu ya? Evet. 48 eşittir. 2x artı 10. At karşıya. O, 38 eşittir. 2x. Al buraya. x eşittir. Her tarafı 2'ye bölersen kaç çıkar? 19 çıkar. Biraz önceki sorudan ne yapmıştık? Biraz benzer şeyler yapmıştık. Onu da geçtim. Burası da böyle oldu. Nasıl oldu arkadaşım? Çok temiz güzel oldu. Ama bize ne soruyor biliyor musun? Bize 19'u soruyor. Yanlış işaretlersin. Hocam belki test yapar. Yanlış işaretlersin. Ne var orada? Büyük çocuk bugün kaç yaşındadır diyor. Bu x nedir? Küçük çocuk. Büyük çocuk neydi? 4 yıl fazlası 23 yaşındaymış büyük çocuk. Maşallah babaya 23 yaşında çocuğu var. İnşallah hayırlı günler görürler dedik. Ve şimdi başka bir soruya geçiyorum. O da ne? İşçi problemleri. Ben işçi problemlerinde size ne demiştim hatırlıyor musunuz? Önemli olan kapasitedir. Önemli olan bir kişinin bir günde yapabilitesidir. Bir kişinin nasıl nasıl şeyler yapabiliyor odur. Bu arada bu da galiba Nusret'i çizmişler. Böyle bir şeyler yapıyor. Bunu da dikkatimizden kaçmadı. Geçtik. O zaman bak şimdi. Esat Musa bir işi birlikte 12 günde yapıyor. Bana bu önemli değil. Esat'la Musa'nın kapasitesi önemli. Peki kapasitem ne benim? Esat'ın çalışma hızı Musa'nın çalışma hızının iki katıdır. O zaman bak bir Musa var bir Esat var. Ben ne diyorum o zaman? Esat'ın çalışma hızı Musa'nın iki katı. O zaman Esat K çalışıyorsa Musa ne yapar? Yardırır. 2K çalışır. Çünkü iki katı hızında. He. O zaman bu K iş yaparsa bu 2K iş yapar. Süperim. İkisi birlikte ne yapar? Birisi 2K yapıyor. Bu arada Musa'nın iki katıydı. Orayı ters yazdık arkadaşlar. Burası K. Burası 2K oldu. Esat'ın Esat çalışması Musa'nın 2 katı. Burası K oldu. Peki Esat nedir burada? Esat 2K'dır. Peki Musa nedir? K'dır. İkisi toplam bir günde kaç yapar? 3K iş yaparlar. 3K. 3K yaparlarsa günde. Kaç günde bitiyor bu iş? Bu iş 12 çarpı 3K. 12 günde bitiyorsa... Bu işin tamamı nedir? 36K'dır. İşte bu kadar dedim. Yaptım, bitirdim. Tamam. Şimdi ne diyorsun hocam? Şurayı hallettim. 36K'yı buldum. Esat'ın çalışma hızı buradan da bunları buldum. Şimdi yeni bir mevzuya geçiyor. Diyor ki Esat çalışma hızını iki kat arttırıp arttırmak 5 liram varsa iki kat arttırırsan ne olur? 2 katı 10 arttırdın 15 oldu. Anladın mı? O zaman Esat'ın şöyle bir kere daha yazalım. Musa ve Esat. Esat'ın şeyi neydi? Çalışma hızı 2K. 2 kat arttırırsa 4K artacaktır. Bak arttırma 2K 6K'ya çıkar. Neden? 2 kat arttırıyorum. 2K'yı 2 ile çarptım. 4K arttırırsan 6K. Musa da çalışma hızını 3 katına çıkarırsa bak 3 kat arttırırsa değil 3 katına çıkarırsa yani K çalışıyordu o zaman bu da 3K çalışır. Artık bak bu adamlar saatte günde ya da 9K iş yapıyorlar. 9K. Bir günde 9K iş yapıyorsan işin tamamı 36K'ydı. O zaman sen 9K yapıyorsan K'lar birbirini götürecek. O zaman buradan ne yapacaklar? 4 günde bitirecekler. Gördün mü sen olayı? Gördün. 4 günde bitirirler mi? Bitirirler. Ben ne yaptım? İşçi havuz sorularında kapasite yapıyorum. Yani günlük çalışma birimlerini koyuyorum. Sonra kaç saatte bitiriyorlarsa o kadar yapıyorum. Bunları verdi. Ben bunları vererek de günde belirleyebilirdim. Ortak o kekinden belirleyebilirdim. Belirlemesem de olurdu. Ne yaptık o zaman bu soruyu? Biz de bitirdik. Geçtim. Hemen bir sorun var karışım. Oradan sonra bir tane de hız var. Sonra zaten devam ediyoruz sorulara. 43 dakika oldu farkındayım ama yazılı bu kolaya gelmez. A kabındaki şeker A kabındaki şeker neymiş? %30'dan 60 gram. Bak A kabı var. B kabı var. Ne var bir de? Burada şeker var. Burada karışım var. Karışımım kaç burada? 60. Peki %30. %30 ne demekti? 3 bölü 10. 10'a böl 3 ile çarp. 10'a böldüm 6. 3 ile çarptım 18. Bak ne kadar tatlış, ne kadar kolay görüyor musun? B kabındaki şeker de 40'mış. %20. %20 ne demek? 2 bölü 10. Hocam 1 bölü 5 neden yapmıyorsun? Çünkü 10 dersem daha tatlı oluyor. Hemen 10'a bölerim. 10'a böl 4. 2 ile çarp. 8 de burada mı varmış? Evet. Şimdi adam bana bir şey söylüyor. A'daki şekerleri buldum ben. A kabındaki karışımın 3'te 1'i alınıyor. Homojen mi bu? Evet. Homojense o zaman karışım şeker. 3'te 1'ini alırsam 3'te 1'ini alırsam 20 alındı. Geriye 40 kaldı. Peki 3'te 1'ini alırsam pardon özür dilerim. Hemen şurayı değiştireyim. O zaman A'dan 3'te 1'ini aldın. Çünkü başka bir kaba koyuluyormuş. 20'sini aldım. 3'te 1'ini aldım. Şeker ne kadar gelir? 20'de 6 olur. Yine %30 bak. Neden? Çünkü aynı oranda gidecek. Çoktan çok azdan az gidecek. Peki B'yi aldım. B'yi alırsam ne diyor? B kabındaki karışımın yarısı alınıyormuş. O zaman 20 alındı mı? Alındı. Peki şeker nedir? 4 geldi mi? Yarısından dolayı 4 geldi. Bunlar başka bir kaba konuluyor mu? Konuluyor. O zaman ne oldu? Benim 40 karışımım var da şekerim var. Peki şeker ve karışım. O zaman yeni kaptaki yüzde kaçtır diyor. 10 onsa yüzde kaçtır? Zaten burası 1 bölü 4 değil mi? Evet. O zaman burası ne olacak? 25 olacak. O da yüzde 25'tir dedim. İşte bu soruları böyle tabloyla parça 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 işliyorsun. Bu konuları problemler kısmında benden dinlemeyen varsa hemen o videoya gidiyorsun. 3 tane problem videomuz var. Sınava kadar izle. Ne yap biliyor musun? Cillop gibi bütün matematiği hallet. Geçtim. Aralarındaki mesafe bulunan aralarındaki mesafe 60 km mesafe bulunan iki hareketler A ve B noktalarından sırayla 80-60 km hızlarıyla aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Bak aralarındaki mesafe ne? 60 km Peki ben hemen ne diyorum bak. Bu 80 bu 60 ise bu buna hep 20 20 yaklaşacak mı? Evet. O zaman geçen süre T eşittir. T çarpı 80 eksi 60. Şimdi bana buldurtmayın burada. Bu kadar kağıt altında. Hani yapıyorduk ya V1 eksi V2 çarpı T eşittir yoldu. Peki burası ne oldu? 20 T eşittir ne olacaktır? 60 olacaktır. Bu aradaki mesafeyi bulduruyordu bana. O zaman T nedir? T 3'tür. Ben bunu kafadan bulur muydum? Bulurdum. Bu buna kaç yaklaşıyor her bir saatte? 20. 60 kilometreyi bitirmesi için 3 saat geçmesi lazım. Şimdi 3 saat geçerse çok dikkatli izle. 3 saat geçerse bu adam 180 yol gelir buraya gelir. Bak 180 yol gelip buraya gelir. Bu adam da 3 saatte 240 gider o da buraya gelir. Bak şu an 60 kilometre gidenle 80 kilometre giden aynı yerdeler. Aynı yerdeler. Soru ne bana ne soruyor? Kaç saat sonra 2 iki, iki hareketli arasındaki mesafe 100 kilometre olur. Şu an bu bunlar bu hızlı olan kafa kafaya geldi. Şimdi ne yapacak? Farkı koyacak. Nasıl koyacak? Saatte 20-20 koyacak. Peki saatte 20-20 fark atacaksam 100 kilometreyi 20-20 atıyorsam kaç saatte atarım? 5 saatte atarım. O zaman 5 saatte atarsam bu adam nereye gider 80 kilometre hızla? 400 kilometre yol gider. 400. 400 kilometre yol gitti. Bu adam 5 saatte ne kadar gider? Bu adam da 5 saatte 300 yol gider. He, o zaman burası neymiş? 100'müş. Bakalım bana ne soruyor? Kaç saat sonra iki, iki hareketli arasındaki mesafe 100 km olur. Bak burada 5 saat sonra ama bir de önceden ne vardı? 3 saat vardı. 3 artı 5 ne oldu? Toplam 8 saat sonra iki hareketli arası 100 km olur. Çünkü niye? 60 km kapanacak. 100'e çıkması için biraz daha zaman geçecek. Peki A'dan yola çıkan araç B'den kaç kilometre uzakta olur? B neresi dostum? B burası. Peki B nerede? Burada. Bizim eleman nerede? Ta burada. 180 var. 300 var. 100 var. Ya da 180 artı 400 var da diyebiliriz. Toplam 580 kilometre uzağında olacak. Neden? Çünkü adam hızlı uçmuş gitmiş bizim gibi. En son sorularımıza geldik artık. Demiş, ne demiştim size? 10 tane soru artı 2 tane bonusum var demiştim. 10. soruya geldim. Bir mağazada gömlek yüzde 40 karla, polar yüzde 20 karla satılmaktadır. Benim aklıma hemen bunlara 100 A'ya 100 B demek geçiyor içimden. Bak şu an geçiyor içimden. Ama yapmayacağım. Neden? Soruyu okuyacağım. Kampanya ile gömlek alana polar etiket fiyatı üzerinden yüzde 50 midir? Evet. Yüzde 50 ise o zaman bak devam edelim soruya. %50 olarak satılmaktadır. 3 gömlek alan bir kişi 2 tane de polar almıştır. Tamam. Gömlek ve polarların maliyetleri aynı. İşte ben onu bekliyordum. Bana bir tiyo versin diye. O zaman maliyetler aynıysa bunu 100 aya almış. Bunu da 100 aya almış. %40 kar. 100'e böl. 40 ile çarp. Zaten bilerek %10 almıştık. O zaman ben gömleğimi ne kadara satıyormuşum bir gömleği? 140 A'ya. Peki polarımı %20 karla 120 A'ya satıyormuşum. Kimi? Polarımı. Polarım 120 A. Gömleğim 140 A. 3 gömlek alan bir kişi. Daha doğrusu bir gömlek alırsam polar %50 indirimli oluyor. Tamam bu adam ne yaptı? 3 gömlek aldı. 3 gömlek alırsam ne olur? 3 çarpı 140 lira olur. Tamam artı polarlar %50'ye gelecek bana. 120 idi. 2 tane polar aldım %50 indirimden. 120'nin %50'si yani yarısı 60A'dır. O zaman kaç para ödeyeceğim toplam? Bakalım burası kaçtır? 420A. Artı 120A nedir arkadaşım? 540A'dır. Bu adam ne yaptı? 540A para ödedi. Peki normalde ben ben gömlekleri ve poları ne kadara mal etmiştim? 100A'ya. 3 gömlek 300A. Ben buna 300 300A gayme saydım derler ya Kayserili filmlerinde. Peki polara kaç gayme saydım? O da nedir? 100'den dolayı 2 tane aldığım için toplam ben 500A para ödemiştim ama kaç para kazandım? 540A para kazandım. Karım ne kadar 500 A'dan dolayı karım ne kadar? Karım 40 A. O zaman ne diyorum? 40 A kar ettiysem 500'de 500 A'da 40 A kar ettiysem yüzde kaç kar ederim? Bak nasıl yaparsın? Bu neye bölünmüş? 5'e bölünmüş mü? O zaman bu da 5'e bölünür. O zaman x nedir? 8'dir. İnanmayanlar ne yapsın? İçler dışlar yapsın. Bu soru da böylece ne bitti arkadaşlar. Hemen nereye geçiyorum? Hemen geçiyorum. Üçgen sorularıma geçiyorum. İki tane çok tatlış üçgen sorum var. Sonra da tabii ki de ne var? Ödüllü soru var. Hemen okuyorum. A, B, C bir üçgen. Tabii ki de üçgen görüyorum. D, C ve B, E. D, C ve B, E. Açı ortaymış. Onu da görüyorum. C, D, A 102'ymiş. C, D, A. Şu açı 102 tamam. B E A B E A kaçmış? 108'miş tamam. Bu da tamam, bu da tamam. B A C B A C şu açının ne olduğunu soruyor bana. Ben en son bu açıyı bulacağım. Peki arkadaşım ben sana ne demiştim? İki tane iç açı bir dış açı eşit miydi? Evet. Şuraya alfa, şuraya alfa, şuraya beta, şuraya beta dersem çok dikkatli izle. Şu üçgende iki tane iç açı diğerinin dışına mı eşit? Evet. Yaz bakalım o zaman. 2 beta artı bir tane alfacık neymiş? 108'miş. Şimdi devam ediyorum. Mor bir tane aldım bak. Şu üçgende şu üçgende iki iç açının toplamı dışa mı eşit? Aynen. Onu da yazalım o zaman. Ne yazıyorum oraya da? 2 alfa artı bir tane beta eşittir 102 miymiş? Evet. Tamam. Bunlar kalsın elimde. Bana sorulan şu A açısı. Bildiklerim ne var? A açısı oraya da e, ne diyeyim? A açısına A diyeyim. A açısı artı 2 alfa artı 2 beta 180 midir üçgenin iç açılarından? Evet. Peki bunları taraf tarafa toplarsam ne oldu? 3 parantezinde alfa artı beta oldu mu? Neden? 3 alfa 3 beta. 3 parantezine al. Hemen kurtar işi. Peki ne oldu? Bunlar birbirini götürdü mü götürdü. Alfa artı beta nedir? Alfa artı beta 70'tir. İşte bu kadar. Alfa artı beta 70 ise A artı 2 parantezinde alfa artı beta eşittir 180 olduğunu biliyorum. Peki alfa artı beta neydi? 70'ti. O zaman A artı 140 nedir? 180'dir. Peki A buradan kaçtır? 140'a kaç eklersen 180 olur? Tabii ki de 40. O zaman A neymiş? 40 santigrat derece değil tabii ki de normal derece dedik. O sıcaklık ölçüsü bu derece. Bu nedir? Açı ölçüsü. Geçtik. Evet son sorumuz. Yazılıda üçgenler soranlar yaşadı. Üçgen sormayanlar bunları da görmeden kurtardı. Niye? Üçgen görenler bunları gördüğü için yaşadı üçgen gör çıkmayacaklar da çıkmayacağı için yaşadı. Her türlü kardasın yani sıkıntı yok. Hemen bu soruya bakalım nasılmış. ABC üçgen, ABC üçgen tamam. DC şu kenar AC'ye eşitmiş. Süpersin. Peki BD'ye eşitmiş bir de. Pır. Bu nasıl ya? Bunlara da eşit gözüküyor da bunlar gözükmüyor. Bak her zaman söylüyorum. Geometride şekle aldanılmaz. Alda aldanılmaz. Neyse işte aldan aldatırlar seni aldanmayacaksın. Şekle aldanmayacaksın. Yazamadım bir türlü Türkçesini. Dilim damağım kurudu. Son soru artık dayanıyoruz, sabrediyoruz. Hemen ne oldu? Bunlar da eşit. Çok dikkat et. Bunlar eşit, bunlar da eşit. Hiç sıkıntı yok. Şekle bakma sen şekle aldanma. Bu ikisi birbirine eşit. Peki CDB CDB. Bak buraya da çizmişiz zaten. Bu kaçmış? 116'ymiş. E peki arkadaşım, peki sana bir şey soracağım bu 116 ise bu 116 ise e burası alfa burası alfa değil midir? Evet. O zaman hemen yapalım. 116 artı 2 alfa eşittir 180 midir? At 116'yı karşıya. 180 eksi 116 mıdır? Peki burası 64 olsa olur mu? Olur hocam. 2 alfa eşittir 64'tür. Alfa eşittir nedir? 32'dir. Demek ki buralar neymiş? 32 dereceymiş. Devam ediyorum. Çok dikkat. Peki bunun arkasında mı kalıyor bu? Evet. Bunun arkasındaki açı ya da iki tane iç açı dışa mı eşit? Ya da bunu 180'e mi tamamlıyor? Aynı. O zaman burası nedir? 64'tür. İki tane ikiz kenar varsa bunların dipleri aynıdır. Ya da ikiz kenarları görenler aynıdır. Sakın karıştırma. Bu ikisi aynıdır. İkiz kenardan dolayı burası da 64'tür. Peki buralar var. Şuraya da beta diyeyim. Beta. Beta dersem 64 artı 64 artı beta nedir arkadaşım? Üçgenin iç açılarından 180'dir. Peki burası 128 mi? 128. At karşıya beta eşittir. 180 eksi 128. O zaman ne oldu arkadaşım? Beta eşittir. Ne yaptı? 2 eklesen 30 olur. Demek ki 52 oldu. Beta da neymiş? 52'ymiş. Bakalım 52, 84, 84'e bunu ekle 116 64 ekle 180 süper oldu. Bana sordu neymiş ACB. b yani alfa artı betayı soruyormuş. Alfa artı beta da 52 artı 32'den dolayı 84 oldu. Ve bu da bitti. Oldu da bitti maşallah. Sınavdan 100 alırsınız inşallah arkadaşlar. Dedikten sonra yazılıya hazırız. Çok güzel konular, çok güzel sorular yaptık. İnşallah önceki videoları da bir tekrar etmek isteyenler etsin. Tek ilk kez izleyemek isteyenler de izlesin. Çünkü orada geniş çaplı problem anlattık. Bu arada sizler için ekstrasında, ekstrasında kendimden ferakat ettim. Eşimden, çocuğumdan vazgeçtim sizlere. Genel problemler, soru çözümü yaptım. Ama ne oldu? Karşılığını aldık. Herkes çok beğendi. Sizleri seviyorum arkadaşlar videolarda da beğenilerinizi beğenme tuşuyla ve yorum tuşuyla yap yapıyorsunuz zaten. Yapmayanlar da yapsın diyoruz. Ve tabii ki de sırada ne var? Ödüllü sorudan önce ne vardı arkadaşlar? Şunu söyleyecektik, unuttuk. Ödüllü sorudan önce bunu söyleyecektik. Burada arkadaşlar yazılımız oran orantıdan nereye kadardı? Oran orantıdan nereye kadardı? Hemen kapattık burayı. Oran orantıdan nereye kadardı? Sayı problemlerine kadardı. Oran orantı nerede bakalım? oran orantı 168'deydi. 168'den başlıyorsun oran orantıdan. Şu kısım 190'a kadar 22 sayfacık ne vardı? Ödevindi. 0'dan 9'a çoğunuzda var zaten biliyorum. Olmayanlar da alsın çünkü müthiş faydalı. Konu anlatım soru bankası. Burası ödevin arkadaşım. Çözmeden sakın sınava girme. Üçgenlerden de sadece ve sadece ne var? 194'ten 198'e kadar 4 sayfacık var. Buraları yap. Çünkü burada Bak çözülmüş sorular da var ve testler de var. Her şeyin bölüm testi var. Bir de kısım konu testi var. Bunların hepsini yaparsın. Burada zaten üçgenler bu arada renkli renkli güzel güzel anlatıldığı için bak burada hepsi güzel güzel anlatılıyor. Bunlara da bakarsın ve zaten bunu yaparsın. Bu olmayanlar bir de hangi kitabım vardı benim? Bir de tak kitabım vardı. Tak Tak kitabımda soru bankasıydı 9. sınıflarda. Burada da yine benim kare, kare kod okutmalı benim karekod okutmalı vardı ve buradaki ödevinde neredeydi hemen onu söyleyelim. Oran orantı 142'deydi. 142'den tamı tamına üçgenler de dahil olmak üzere ne vardı? 190 tabii ki de 194'e kadardı. Hatta hatta 196'ya kadardı. 196'ya kadar ödev olarak yaparsın. Çünkü neden? Biz burada bütün hepsini anlattıklarımızı, burada bak örnek sorular var. Zaten kare kodla bütün hocalar senin evine geliyor. Ne yapıyor? Bu soruları çözüyor. Hepsini bitirdik arkadaşlar. Hepsi bitti. Yazılıya hazırsın dedik. Kendine iyi bak. Ödüllü sorunun cevaplarını ne yapıyorsun? Unutmuyorsun yoruma eklemeyi. Yoruma eklemeyi unutmuyorsun. Yazılıya hazırsın. Başarılar diliyorum. Ve kendine iyi bak. Görüşürüz.